Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda dairede alan konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani sayfa 147'de şuradaki notta kalmıştık. 147'nin son sayfasında kaldık arkadaşlar. Oradan devam edelim. Şimdi notumuz ne diyor? Dairede eşit kirişlerin ayırdıkları daire parçalarının alanları birbirine eşittir. Daha önce eşit kirişlerin ayırdıkları yayları birbirine eşit demiştik değil mi? Şimdi alanları için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Daha önce biz bundan bahsettik ama alanlarından bahsetmedik. Alanları birbirine eşittir. Eşit kirişlerin ayırdıkları alanlar birbirine eşittir. Bu ispatını zaten yaylar için yaptığım ispat. Burada da geçerli arkadaşlar. İsterseniz ona bakıp kendinize ispatını da yapabilirsiniz. Hatta ve hatta iki çember bakın far şu farklı şeylerde olmaz yalnız. Dikkat edin. Bir tane daha bir Farklı bir çember var mesela. Farklı bir daire var mesela. Şuradan bir eşit kiriş aldım mesela. Hocam burada kalan A ise burada kalan A diyebilir miyiz? Hayır. Aynı zamanda ne zaman olabilir biliyor musunuz? İki çember eşse daha doğrusu iki daire eşse şuradan bir eşit kiriş aldıysam eğer bu eşit kirişin ayırdığı bu iki çemberin eş olması ne anlama geliyor? Yarı çaplarının birbirine eşit olmasına anlamına geliyor değil mi? Eğer iki çember ya da iki daire birbirine yarı çapları aynıysa iki daire eş dairedir. İki daire eş olduğunda da e, eşit kirişlerin ayırtları alanlar da yine ne olur arkadaşlar? Birbirine eşit olur. Bak size şimdi çok ince bir şey söyleyeceğim. Dikkat. O zaman burada iki tane daire kesiştiği zaman, dikkat edin arkadaşlar, çok önemli bir nokta. İki daire kesiştiği zaman, hatta eş iki daire kesiştiği zaman, bu ve bu eşse, yani yarıçapları aynıysa, şuradaki parçanın alanı var ya şu parçanın alanı. Tamam bu parçanın alanını bulmayla ilgili bir şey söylemeyeceğim ama bu parçanın alanında ben ortak kirişi çizdiğim zaman yani şuradaki ortak kirişi çizdiğim zaman bu parça iki eşit parçaya ayırır arkadaşlar. Çünkü niye? Ayırın şimdi bunları. Bu dairelere ayırın. Bak şimdi ayır. Şöyle bir daire ve şöyle bir daire yaptı. Düzgün çizemedim ama kusura bakmayın. Hatta düzgün çizeyim. Biraz daha düzgün çizeyim. Şu daire ve şu daire yaptı. Bir parçası gözükmeyi idare edin. Bu dairenin şuradaki kirişi ve buradaki kirişi. E bunlar eş daireler değil miydi arkadaşlar? E buradaki kiriş ortak kiriş. Bak A kirişi. E burası da A kirişi. Bu da A kirişi. Eşit kirişlerin ayrılıkları alanlar birbirine eşit olmuyor mu? Yani burada kalan da burada kalan ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Eşit daireler kestiği zaman da şu alan A ise bu alanda A diye parçalar arkadaşlar. Yalnız eş dairelerde geçerli bu. Farklı dairelerde böyle bir şey olmaz. Şunlar farklıysa bu alanla bu alan eşit diyemeyiz. Çünkü eşit kirişlerde eşit kirişlerin ayıtları alanlar birbirine eşit. Eşit dairelerde de çemberde açıda da bundan anlatmıştım. Bunu anlatmıştım farkındaysanız. Eşit dairelerde de arkadaşlar ortak kiriş olduğu zaman şu alanlarda ne oluyor? Birbirine eşit oluyor. Bu not önemli bir not arkadaşlar. Çemberde açıdaki sorduğum bir böyle katlamalı soru vardı ya. Onun Aynısının laciverti burada dairede alanda var arkadaşlar. Biraz sonra sorusunu görürüz. Evet bakalım şimdi bakalım. Yandaki şekilde kenar uzunluğu 6 birim olan düzgün altıgen ve bu altıgenin çevrel çemberi çizilmiştir. Çevrel çemberi. Arkadaşlar çevrel çemberin merkezi neydi? Çevrel çemberin merkezi düzgün altıgende ve düzgün çokgenlerde her şeyin merkeziydi. Çevrel çemberin merkezi, işte çemberin merkezi, ağırlık merkezi, bilmem neyin merkezi, onun merkezi, bunun merkezi. E, simetri eksenlerinin kesim noktası Çevre e, her şeyin merkeziydi zaten. Simetrik eksenleri de şu şeylerdi arkadaşlar. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? Bizim merkezimiz yaptı. Bu arada bunlar hep eşkenar üçgendir. 60, 60, 60'tı. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bu dairenin yarı çapı da ne oldu arkadaşlar? 6 birim oldu. Şimdi ben bunu bulmaya çalışacağım. Bunun bir tanesini bulursam hepsini bulmuş olur muyum? Evet. Çünkü niye kirişler eşit değil mi? Düzgün altıgen olduğu için kirişler eşit. E bu kirişler eşit olduğu için ne olmak zorunda? Şu alanların hepsi birbirine eşit olmak zorunda. O zaman ben A alanını bulursam tüm alanı da bulurum. A alanı neye eşittir arkadaşlar? Mesela şuradaki açıya bakalım. Şu daire diliminin alanından eşkenar üçgenin alanı çıkartırsak olay bitti. Daire dilimi da, daire dilimi eksi eşkenar üçgen dersem A'yı bulurum. O zaman A alanı kaç yapıyor arkadaşlar? Daha dilimi. mi? 60'lık daha dilimi. mi? Pi R kare 60 bölü 360. Eksi eşkenar üçgenin alanında A kare kök 3 bölü 4. Sıfırlar sadeleşse 6'lar sadeleşse bu A alanı 6 pi yaptı. Eksi 9 kök eşit oldu arkadaşlar. Ama benden 1, 2, 3, 4 tane A isteniyor. 4 A'da neye eşit olacaktır arkadaşlar? Bunu 4 ile çarptığımız zaman 6 kere 4 24 pi eksi 4 kere 9 36 kök 3 şeklinde buluruz. Ya da ikinci bir yolu düşünmek isteyen arkadaşlar da şöyle yapabilir arkadaşlar. E hocam şu alanlarda sorulmuş olsaydı ne yapacaktık? Altıgen, pardon dairenin alanından altıgenin alanı çıkartacaktık. Ama o zaman 6A'yı bulurduk. Ondan sonra 6A şu kadarsa 4A da şu kadar deyip yine sonuca ulaşırdınız. Ama bence bu zaten kolay bir yöntem. Şurası A ise 1, 2, 3, 4A isteniliyor bizden. 4A'yı da bu şekilde buluruz. Geldik bir sonraki soruya. Aha. A merkezli bir çember yayı. B merkezli bir çember yayı. Ve arada kalan alan isteniliyor bizden. Şimdi dikkat. A merkezli çeyrek çemberin bu yarı çapı 4 mü? Evet. C merkezli çeyrek çemberin de yarı çapı 4 mü? Evet. Bak şimdi. Eş yarı çaplı daireler var burada. Eş yarı çaplı daireler var. Eş yarı çaplı dairelerde şunu şöyle çizecek olursam. Ee, yarı çapı 4 olan dairenin ayırdığı kirişin ayırdığı alan A ise bu da yarı çapı 4. E 4 4 ise burası bu uzunluk nedir arkadaşlar? 4 kök değil midir? Evet 4 kök O zaman şuraya A dedim bakın. Şimdi çeyrek dairedeki 4 kök çeyrek dairedeki 4 kök kirişin ayırdığı alan A ise buradaki çeyrek dairede de 4 kök kirişin ayırdığı alan yine ne olmak zorunda? A olmak zorunda. Biraz önce de demiştim. Eşit kirişler, eşit çemberler olduğu zaman, eşit daireler olduğu zaman ortak kiriş çizildiği zaman burada kalanlar ne oluyordu arkadaşlar? Birbirine eşit oluyordu. Oradan da gidebilirsiniz. Ya da yarıçapı 4 olan bir daire, yarıçapı 4 olan bir daire 4 köklük kir kirişin ayırdığı A ise 4 köklük kir ayırdığı kiriş A olur. Çünkü eş daireler olduğu için. Evet A'yı bulacağım ben. A alanı neye eşittir? A alanı neye eşittir arkadaşlar? Şu çeyrek dairenin alanından Bakın arkadaşlar şuradaki çeyrek dairenin alanından neyi çıkartmam lazım benim? Şu üçgenin alanını çıkartırsam olay bitti. Üçgeni de şöyle göstereyim bakın. Çeyrek dairenin alanından şu üçgenin alanını çıkartırsam direkt A alanını bulur muyum? Bulurum. Sonra da benden 2 A alanı isteniyor. Evet çeyrek dairenin alanı pi r kare bölü 4 eksi üçgenin alanı 4 çarpı 4 bölü 2 değil mi? 4 çarpı 4 bölü 2. Yani 16 pi bölü 4'ten 4 pi yaptı. 16 bölü 2'den de 8 yaptı. Evet cevabımız 4 pi bölü 8 yaptı. Yalnız a alanı 4 pi eksi 8 yaptı. Benden ne isteniyor arkadaşım? 2 a alanı isteniyor. O da 2 çarpı 4 pi eksi 8 olduğundan dolayı o da 8 pi eksi 16 diye çıkar cevap arkadaşlar. Tamam güzel bir soru. Evet. Geldik şuraya. Bir katlama sorusu. Bu mantıkta bir soru. Piyasada olmayan bir soru. Artık bundan sonra düşer büyük ihtimalle ya. Çünkü herkes gördü artık soruyu. Geçen sene de sormuştum bu soruyu. Evet gençler soruyu okuyalım bakalım. Bu katlamayla ilgili soruyu şeyde de sormuştum hatırlarsanız. Çemberde açıda da sormuştum. E, büyük ihtimalle bu soruyu yaparsınız. E, i̇sterseniz bir durdurup kendiniz yapmaya çalışın bakalım. Ne yapacaksınız? Evet neyse biz şimdi soruya bakalım. Daire biçimindeki şekil 1'deki karton AB ve CD boyunca katlandığında Şekil 2 elde ediliyor. Şu şekil elde ediliyormuş arkadaşlar. Şekil 2'deki KL uzunluğu. Şu çemberlerin kesim olduğu yerler K ve L arkadaşlar. 6 birim olduğuna göre kartonda oluşan 3 katlı bölge. Arkadaş burası tek kat katlanmadı. Şunlar üstte bindi 2 kat. Şu bölgeli şu bölge. Ama dikkat edin arkadaşlar. Ben bunu katladım 1. Bunu katladım 2. Bir de altında da var 3. 3 katlı bölge neresi arkadaşlar? Şu bölgenin alanı isteniyor benden. Bir kere Şurada bir anlaşalım. E, şu bölgenin alanını bulacağım. Ve şuradaki uzunlukta 6 birim verilmiş. Şimdi gençler ben bunu katladım. Veya da şu daire kirişi ben bunu kessem mesela başka bir yere koysam ve buna bir de daire oluştursam bu kesite ait bir daire oluştursam yine aynı daire yapmaz mı arkadaşlar? Şu kesite ait bir daire oluştursam. Ya da şu kesite ait bir daire oluştursam yine aynı daire yapmıyor mu arkadaşlar? Yapıyor. E o zaman ben bunu katladığım zaman da ben bunu katladım. Şöyle oldu. Yani ben bunu kesip şuraya yapıştırmışım gibi oldu. Ben bunu şöyle bir daireye tamamlarsam. Bu daireyle bu daire ne oldu? Eş daire oldu mu? Oldu. Çünkü bunun kestiğiyle oluşturulan daire yine bu daireyi verir bize. Aynı şekilde ben bunu şey yaptım. Kesti. Şu keste bakın arkadaşlar şimdi. Bu keste ait şöyle bir daireye tamamlarsam yine bunu. Yine bu daireyle şu daire yine eş oldu mu arkadaşlar? Dikkat edin bu daire şuradaki daire birbirine eş oldu. Çünkü bu daire ile bu eş, bu daire ile bu eş. Dolayısıyla bu ikisi eş oldu. Aa, bak şimdi soruya. İki eş daire var ve ortak girişi var. İki eş daire ise biraz önce konunun videonun başında anlattım. İki eş dairede ortak kirişin ayırdıkları alanlar ne oluyordu arkadaşlar? Birbirine eşit oluyordu. Evet. Ve bu arada Ay şeyi yazmayı unutmuşum ya buraya. Tüh videoyu durdurup uğraştırırsanız kusura bakmayın arkadaşlar. Şey yarı çapı altı olan diyecektim burada. Yarı çapı altı olan daire biçimindeki şekil birdeki karton. Evet. Bunun yarı çapı altı arkadaşlar. Özür dilerim. Bunu yazmayı unutmuşum. Çok özür dilerim. Tamam mı? Yoksa bu şekilde bulunmaz bu. Neyse devam edelim. E, PDF'yi yeni çıkartanlarda bu sıkıntı olmaz zaten. Evet yarıçapa 6. Evet bunun da yarıçapa 6 o zaman, şunun da yarıçapa 6 olacak arkadaşlar. Peki bizden şu daire kesmesinin alanı isteniyor. Mesela şu merkez burasıysa, bunun yarıçapa 6 ya. Şu daire kesmesinin alanını bulmak için ne yapmam lazım? Daire dilimi oluşturmam lazım. Ayı bulmak istiyorum. Al sana daire dilimi. Al sana daire dilimi. Yarıçap kaç? 6. Yarıçap kaç? 6. O zaman bu daire diliminin alanından, bu daire diliminin alanından şuradaki üçgeni çıkartacağım. E bak burası 6. Dikkat et. Burası 6. Burası 6. Burası 6. Daire dilimde 60 mı yaptı? Evet. 60'lık dilimden neyi çıkartacağım? Eşkenar üçgeni çıkartacağım. O zaman 60'lık dilim. Pi R kare 60 bölü 360 eksi eşkenar üçgenin alanında nedir arkadaşlar? Eşkenar üçgenin alanında şu. A kare kök 3 bölü 4. O zaman ne yaptı arkadaşlar bu? sıfırlar sadeleşti. 36'lar sadeleşti. 6 pi eksi şu 36 bölü 4'ten 9 geldi. 9 kök 3 geldi. Ama benden ne isteniyor arkadaşlar? Benden 2 A alanı isteniyor. Çünkü şurası da A alanı şurası da A alanı. E o zaman 2 A'da ne olacaktır arkadaşlar? Şunun 2 katı olacaktır. Yani 12 pi eksi 18 kök 3 olarak bulunur. Evet cevabımız bu yaptı. Yalnız özür diliyorum. Sorunun başında yarı çapı 6 birim olan daire biçimindeki şekil dik karton diye başlamam lazımdı. Bunu da artık ben düzeltirim. PDF sonradan çıkartanlar da zaten sıkıntı olmamıştır. Evet geldik şuraya. Geldik şuraya. Eşit kirişler ayırtlar alanlar birbirine eşit. Aha. Bu sefer yarım dairenin çapı verilmiş. CB burada etmiş. Merkez teğet çektikten burası 90 derece oldu. O zaman yarı çap 2 ise burası da ne oldu? 2. Aha ne çıktı? İkiz dik üçgen çıktı. O zaman bu nasıl bir üçgen arkadaşlar? 45, 45, 90 üçgen çıktı. Peki. Taralı alanlar toplam. Bak taralı alanlar toplamı isteniyor. Bir, ne demiştik arkadaşlar bir önceki videoda? Saçma sapan yerlerdeki taralı alanlar toplamı isteniyorsa büyük ihtimalle alanları yan yana getirmeye çalışacağız. Ben şu saçma alanı taşıyamam. Çünkü bu böyle kalır. Ama arkadaşlar daire kesmesinde bir alan taşıyabiliriz. Nasıl taşıyacağız? Arkadaşım, şimdi ben bunu bunun yanına getiremem ama şunu şunun yanına getirmeye çalışacağım. Şöyle çapı gören çevre açı 90 dereceyi çizecek olursam eğer. Çapı gören çevre açı 90 derece. Başka yapacak bir hamle var mı? Yok. Merkez kiriş çektik bir işime yaramaz herhalde burada değil mi? Çünkü sonuçta bu alanı bunun yanına getirmeye çalışıyorum. Bak bunu çizince ne çıktı? 45 90 45 üçgen çıktı. A kirişler eşit. A hocam ben şu alanı iptal ederim. Eşit kirişlerin ayırtıları alanlar birbirine eşit ya. Bunu iptal ederim. Şuraya koyabilir miyim? Koyabilirim. Şimdi taralı alanlar toplamı ne yaptı? Şu alanla şu alan yaptı. Yani direktman şu üçgenin alanı yaptı arkadaşlar. Hem alan taşıma hem de eşit kirişlerin alanlarının birbirine eşit olmasıyla güzel bir soru arkadaşlar. ilgili güzel bir soru arkadaşlar. O zaman direkt ne yaptı? Bu alanı aldım. Buraya taşıdım. Eşit kirişlerin ayırtılan alanlar birbirine eşit olduğu için. Dolayısıyla bu üçgenin alanı soruluyor bana arkadaşlar. Bu da nasıl bir üçgen? 45-45-90 üçgeni ya da şurada 45-45-90 üçgeni. Burası 4 birimse bu dik kenarlar ne olacak? 4-4 mi olacak? E, pardon 4 bölü kök 2 olacak. Çünkü dik kenardan hipotenüse geçiş kök kat katsa hipotenüsten dik kenara geçiş kök katı kök 2'ye bölünmüş halidir. 4 kök 2 bölü 2'den 2 kök 2 çıktı. Evet. Burayı 2 kök bulduk arkadaşlar. 2 kök 2 burası. 45-45 olduğu için burası da 2 kök 2. Taralı alanlar toplamı da ne yaptı? Direkt bu üçgenin alanı yaptığı için 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2 eşit olacak. Kök ile kök çarpımı 2 iki, alttaki 2 ile de gitti. Direkt bu üçgenin alanını ne yaptı? 4 yaptı. Yani taralı alanlar toplamı böyleydi. 4 yaptı. Bu şekilde saçma sapan yerlerdeki alanlar toplamı sorulursa alan taşıyın. Bak sınavda çıktı. Dikkat. Geldik buraya. Mesela bu saçma sapan yerlerdeki alanlar toplamı soruluyorsa bize alanı taşı kardeşim. Taşı bakalım ne olacak? Ne yapabilirim hocam burada? Valla yapacak bir şey yok. Şu alanı taşıyacağım. Ama bu alan da daire kesmesi değil ki. En azından şu ortak gelişecek olursam. Şu alanı bir yere, şu alanı bir yere taşımam lazım. E burada çapı gören çevre açı 90 derece yapsam. Hatta burada da çapı gören çevre açı 90 derece yapsam. Bu bir köşegen oldu mu? Oldu. Niye hocam? Doğrusal olduğunu biliyor muyuz? Evet. Burası 90, burası 90 ya. Doğrusal oldu. Dikkat dikkat. Bu köşegen oldu. Köşegenler dik kestiği için bunun da devamı köşegen olacak. Neyse. E, hatta bu x kenar dik üçgenden dolayı burası 45 derece değil mi? Burası da 45 derece. Burası da 45 derece. Burası da 45. Yani şu şu eşit oldu. Hatta bu da x kenardan bu da eşit oldu. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bak alan taşıyacağız. E buradaki kiriş bak bir çemberde ya da bir dairede eşit kirişlerin ayıtları alınlar birbirine eşitti. Şu alanı iptal edip şuraya taşıyabilir miyiz? Evet. Sonra yeşille de şu alan iptal edip şu dairede arkadaşlar bunu iptal edip buraya taşıyabilir miyiz? Tabii ki evet. Şimdi taralı alanlar toplamı ne yaptı? Unut burayı. Bu alan artı bu alan artı bu alan. Şu üçgenin alanı yapmadım yine. Evet. Saçma sapan yerlerdeki alanlar toplamı sorulduğunda böyle çok kolay bir şekilde çıkar. Bir kenarı da 4 birimmiş arkadaşlar. Şunlar 4 4. O zaman üçgenin alanı soruluyor bana. Yine üçgenin alanı 4 çarpı 4 bölü 2 16 bölü 2'den kaç yapar? 8 yapar. Süper bir soru arkadaşlar. Dikkat edin. Oo, geldik şuraya. Çok güzel bir soru arkadaşlar bu da. Bakın şimdi. AC ve BD çaplı yarım çemberlerin merkezleri sırasıyla B ve, C'dir. B ve C'dir. Evet. AC ve BD çaplı. O zaman bunlar doğrusal olacak. Bak bu AC çaplı bu da BD çaplı. O zaman bunların doğrusallığını söylememize de gerek yok. Ali Bey uzunluğunda bize ne vermiş? 6 vermişler. Evet. B'nin yarı çapı 6. B'nin yarı çapı 6. O zaman burası da 6 oldu arkadaşlar. Burası da ne oldu? 6 oldu. Şimdi öncelikle size bu soruda tamam da eyvallah da şöyle bir soru tiplemesiyle de karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Yarı çaplar aynı olan dairelerde belki şu alanda sorulabilir. Gerçi ben de yarısını sormuşum bakın. Üst kısmı düşünün sadece. Sadece yarısını sormuşum. Ama olsun önemli değil. Şunu da göstereyim ben size. Yarıçapları bir çemberin yarıçapı ya da şu ikisinin yarıçapı aynı değil midir arkadaşlar? Bakın buradan bu yarıçapı çizersem bunun yarıçapı da bu, bunun yarıçapı da bu. Yarıçapları aynı. Hatta şuradan bir yarıçap çizecek olursak, buradan da bir yarıçap çizecek olursak ne çıktı burada? Yarıçapları eşit. Bunun da yarıçapı eşit, bunun da yarıçapı eşit. İki tane eşkenar üçgen çıkıyor arkadaşlar. Dikkat edin bu soru tiplemesi de çok çıkıyor. Ben sadece bunun yarım dairesini sormuşum buraya. Neyse devam edelim arkadaşlar. Şuraya geldik. Yarı aynı. Hemen ne yapmamız lazım? Daire dilim falan oluşturmamız lazım. Yarı aynı olan çemberlerde kesim yerlerine mutlaka mutlaka şunu çizin arkadaşlar. Bunda yarı çapı 6. Zaten en etkili silahımız yarıçap çap çizmekte. Burası da ne? 6. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapabilirsiniz. Hocam ben bu alanı bulurken süper. Şurası kaç derece? Burası 60 derece değil mi? Bak dikkat. 60 derece burası 120. O zaman ben bu 120'lik dilimden A alanını çıkartırsam şu alanı bulurum arkadaşlar. B alanını bulurum. Hatta yine aynı şekilde B alanı. Bunlar birbirinin simetri olduğu için B alanıysa burasının da B alanı olduğu belli. Çünkü niye? Eşit giriş A alanıysa burası da A alanı. Burası da 120 derece olduğundan dolayı A artı B ise burası da A artı B yapacak. B alanını bulalım. 120'lik dilimden neyi çıkartacaksınız? A'yı çıkartacaksınız. 120'lik dilimden A'yı çıkartacaksınız. A'yı bulmak için ne yapacaksınız? Bakın şu B merkezi daire dilimde. Şu 60'lık dilimden bakın şu 60'lık dilimden şu eşken üçgeni çıkartarak A'yı bulursunuz. Sonra 120'lik dilim bulursunuz. 120'lik dilimden de şunu çıkartacaksınız. Ama size bir tavsiyede bulunayım mı? Eşit gelişlerin birbirine eşit olmasını biz çok kullanıyoruz biliyor musunuz? Özellikle de 60 derece varsa of mükemmel oluyor. Ben bu soruyu daha kolay bir şekilde yapabilirim büyük ihtimalle. Ne yapabilirim mesela? Hocam şurada eşkenar oluştu ya. Bir alan taşıması yapamıyorum. Garip yerlerdeki bir şey var burada. O zaman bir yerde daha eşkenar yapabilirim. Mesela böyle 60'lık gördüğünüz zaman eşkenar yapmak çok da hoş olur. Mesela şurada da bir 60'lık bir eşkenar oluştursak arkadaşlar süper olur. Ee, şöyle mesela. Bir daha şey yapayım. Bir daha çizeyim şunu. Şurada da bir 60'lık alsam. Hop. Şurada da 60'lık alsam. O zaman bu 60'lık bir eşkenar üçgen mi oldu arkadaşlar? 60, 60, 60. Evet. Bak şimdi ne oldu arkadaşlar? Dikkat edin. Burada ne kaldı? 60 kaldı. Aa hocam süper oldu. Bak şuradaki alanı bulurken süper yapabiliriz artık. Biraz önce uzun yoldan söyledim. Siz oradan yaparsınız. Büyük ihtimalle siz de oradan yaptınız bu soruyu. Yapsanız yapsanız oradan yapabilirsiniz. Ama tavsiye ediyorum. 60'lık bir şey varsa böyle saçma sapan bir alanda isteniliyorsa bir eşkenar üçgen daha bazen işimize yarayabiliyor. Yani burada pratik bir yöntem bulmaya çalışıyorum. Burası 6 ise eşkenar oluştu. Burası da 6. Burası da 6 oldu. Arkadaşlar dikkat edin. Şu dairede yarı çapı 6 olan şu alanı iptal edip şuraya koyabilir miyim ben? Şuraya. Evet. Aa hocam. Hatta burada kalan da burada kalan eşit. Bence direkt o daireye yoğunlaşalım. O zaman bunu iptal ettim. Buraya koydum. Çünkü eş ya koyabilirim. O zaman ne oldu arkadaşlar? Şu saçma sapan taralı alan ne oldu? Şu eşkenar üçgen artı 60'lık dilim oldu. Eşkenar artı 60'lık dilim oldu. Aynısı bu alanla da bu alan birbirinin tıpkısının aynısı. Ya da eşkenar oluşturup yine görebilirsin arkadaşım. O yüzden bunu da kaçla çarpmamız lazım? 2 ile çarpmamız lazım. Eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4 artı 60'lık dilim şu alan şimdi. Bak şu ikisinin toplamı eşkenar üçgen yaptı. Şurayı iptal ettim zaten. Şu alanı artı şu alan yaptı. Eşkenar üçgen artı 60'lık dilim. 60'lık dilimde nedir? Pi r kare 60 bölü 360. Burası çarpı ikimiz de var tabii ki. Burası 9 kök 3 yaptı. Artı şu sıfırlar sadeleşti. 36'lar sadeleşti. 6 pi yaptı. Bir de çarpı 2. O zaman ne yaptı arkadaşlar? 18 kök artı 12 pi şeklinde buluruz cevabı. Daha kısa bir şekilde. Tekrar söylüyorum. Sen sadece şurayı düşünüp şu 120'lik dilimden bak şu 120'lik dilimden şu A alanını çıkartabilirsin. A alanını nasıl bulabilirsin? 60'lık dilimden eşkenar üçgenin alanını çıkartarak da A alanını bulabilirsin arkadaşlar. Sonra da 120'lik dilimden de A'yı çıkartarak yine sonuca ulaşabilirsin. Ama o bayağı bir uzun olacak. Bak burada eşkenarlık varsa bir daha bir eşkenarlık yaptım. Şu dilimi aldım buraya taşıdım. Eşkenar üçgenin alanı artı daire dilimin alanı oldu. Süper oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. Ciddi anlamda çok güzel bir soru arkadaşlar. Ve son olarak da şu soruyu yapalım bu videoda arkadaşlar. Bunu da yazmadan geçemiyorum ya. Bunun alan taşımayla bir alakası var mı? Az buçuk var. Şimdi arkadaşlar bakın. AXP yayıyla şu yayla ee, CDY yayının toplamı 180 verilmiş. Tamam. 180 verilmiş. Yani şurası ben alfa ise burası da beta ise alfa artı beta'yı ne vermiş arkadaşlar? 180 derece vermiş. Şimdi burası 180 ise hocam ben burayı ayrı bir şekilde bulabilir miyim? Yani burada da o sıkıntıyı yaşadığınız için bu soruyu yazmak istedim zaten ben de. Hocam ben bu daire dilimi oluştursam şöyle. Buranın imkanı yok. Açı bilinmediği için arkadaşlar daire diliminin alanını üçgenin alanını çıkartamıyorum. Aynı şeyin lacivertini burada da yapsanız bu açı bilinmediği için yine yapamazsınız. O zaman bu alanlar ayrı gayri yerlerde. Bunları yan yana getireyim diyebilirsiniz. Yan yana nasıl getirebilirsiniz mesela? Şuradan bir altılık kiriş çizsem arkadaşlar. Şuradan bir altılık kiriş çizsem şöyle. Şöyle bir altılık kiriş çizdim. Bu altılık kirişi çizdiğim zaman arkadaşlar. Bu altılık kirişi böyle çizdiğim zaman. Bunun yanına getirdim şimdi. O zaman altılık kirişlerin ayırdıkları alanlar ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Evet şu alanı iptal ettim şurası oldu. Şu ikisinin toplamı soruluyor. Yalnız altılık girişin ayırdıkları yaylarda birbirine eşit değil midir? Eşittir. Alfayı da yazdım buraya. E hocam sonra ne yapacağız? Eee alfa artı betayı bana zaten kaç vermiş? 180 vermiş. Ben bunu kullanacağım. Aa, hocam burası 180 ise burası da 180 yapar. E burası 180 ise burada kaçı 90 derece yapar. Süper. Bu 90. Çapı gören çevre açı 90 derece değil midir? Evet hocam. O zaman bunu çizdiğim zaman bu çap olur. 6, 8, 13 üçgeninden 10 çıkar burası. Bunlar da yarı çap uzunluğu da 5, 5 çıkar. O zaman ben şimdi taralı alanları nasıl bulabilirim? Bak bunu aldım buraya taşıttım ya o yüzden alan taşıma diye aldım bu soruyu da. E, ayrı ayrı bulamıyorduk bu alanları. Yan yana getirdik sadece. E burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada da şu taralı alanları nasıl bulacağız? Yarım dairenin alanından üçgenin alanını çıkartarak sonuca ulaşırız. Yarım daire eksi üçgen diyoruz. Yarın dairenin alanı yarıçap 5 ya. Pi r kare bölü 2 eksi üçgenin alanında 6 çarpı 8 bölü 2 değil mi? 6 çarpı 8 bölü 2. Yani 25 pi bölü 2 eksi 48 bölü 2'den kaç çıkıyor arkadaşlar? 24 çıkıyor. Evet cevabımız 25 pi bölü 2 eksi 48 bölü 2'den 24 çıktı. Evet cevabımız bu yaptı arkadaşlar. Ve bundan sonraki videoda Arkadaşlar daire halkasının alanı. Bir de dairede benzerliği anlatalım isterseniz. Onu da zaten büyük ihtimalle bir videoda hallederiz. Evet, son videoda da arkadaşlar e, geri kalan videoda geri kalan der şey konuyu da e, bir sonraki videoda hallederiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.